Ekrem Başkan tarihsel derinliği olan bir konuşma yaptı. Hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ederim. Sayın Akşener ise tarihsel derinliği bugüne taşıdı ve biraz da geleceğe taşıdı. Dolayısıyla birbirini tamamlayan son derece güzel, içeriği dolu konuşmalar oldu. Ben sizlere şunu kısaca ifade etmek isterim. Ülkemizin içinde bulunduğu durum parlak değil. Ve Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunun için beraber ve birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz koşullar hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir karamsar atmosfer yaratmış durumda. Ama bizler Gazi Mustafa Kemal'in öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak için hep mücadele ettik. Hiç umutsuz olmadık. Asla umutsuz olmayacağız. Ve kendi geleceğimizi kendimiz inşa edeceğiz. Balkanlardan gelen yiğitler olarak zaman zaman tanımlanırsınız. Kendi ailemden de söz edeyim. İran'ın Horasan'ından gelip önce Gaziantep'e, daha sonra da Akşehir'e yerleşen, uzun süre orada kalan ve hala bir türbesi olan Seyit Mahmud Hayrani'nin soyundan geliriz. Siz Akşehir'e, yani Konya'ya yerleşmişler. Siz batıya gitmişsiniz, biz de doğuya gitmişiz. Yani sonuçta aynı kökten, aynı felsefeden geliyoruz. Bunu da gittiğim her yerde rahatlıkla ifade ediyorum. Büyük dramlar yaşandığını biliyorum. Anadolu coğrafyasında yaşanan dramların bir benzerinin Balkanlarda yaşandığını da biliyoruz. Sayın Akşener ne kadar güzel söyledi. Keşke o acılar sadece öykülerde, sadece annelerin hafızalarında kuşaktan kuşağa intikal eden acılar değil de o acıları bugünkü kuşaklara da hemen hemen her ortamda anlatabilsek. Bunlar yapılmadı ama inşallah bir gün yapılır. Çünkü bu acılar unutulacak türden acılar değildir. Bu dramlar sıradan dramlar değildir. En büyük acıları çeken elbette ki o coğrafyanın ve bu coğrafyanın kadınlarıdır. Bugün hala kadınlar büyük acılar çekiyorlar. Oysa hepimizin ortak görevi annelerimizi, kadınları en azından yüceltmek, onların sorunlarını çözüm üretmek ve onları toplumda hak ettikleri saygın yere oturtmak. Bütün amacımız, bütün felsefemiz de zaten bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün batılıların kadınlara vermediği seçme ve seçilme hakkını çok daha önceden vermesi ve kadınların parlamentoda kendilerini temsil etmeleri. Bugün için bu sayının çok yetersiz olduğunun farkındayım ve biliyorum ama önümüzdeki süreçte kadınlar mücadele ederek bu hakları çok daha büyük oranda elde edeceklerdir. Buna yürekten inanıyorum. Acılardan söz ettik, dertlerden söz ettik ve son 20-22 yıldır yaşanan dramdan söz ettik. Sayın Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine ve babasına yönelik yapılan bizim çok da kabul etmediğimiz, hatta telaffuz dahi etmekten çekindiğimiz bazı ağır sözcüklerin kullanıldığını da biliyoruz. Bir insan tarihine saygılı olur. Bir insan bu ülkenin kurucu aktörü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılı olur. Ve bu saygının temelinde bir bağımsızlık ateşi yanar. Bu saygının temelinde kadın erkek eşitliği yatar. Bu saygının temelinde bağımsızlık yatar. Bu saygının temelinde özgürlük yatar. Bu saygının temelinde güçlü, kalkınmış bir Türkiye yatar. Eğer bunları görmezden gelip de doğrudan bir kişiyi hedef alıp acaba
bu ülkenin banisi, bu ülkenin kurucusuna ne yapar, nasıl yapar da her türlü hakareti yapabilirim diye bir arayış içine girerseniz, siz kendi ülkenize de, tarihinize de ihanet etmiş olursunuz. Biz buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Asla ve asla her ortamda, her yerde Gazi Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarının bu ülke için yaptıklarını hep anlatacağız. Kuşaktan kuşağa anlatmaya da devam edeceğiz. Acılar çekildiğini biliyorum. Bu acılar tarihin bir döneminde değil, Balkanlardan gelenlerin hala günümüze kadar yansıyan acıları var. Acaba 22 yıldır iktidarda olan, 20 yılı aşkındır iktidarda olan bir kişi Balkanlardan gelen kardeşlerimiz için acaba ne söylemiş? İsterseniz onu bir dinleyebilir miyiz bilmiyorum. Böyle bir videomuz olacaktı. Dinleyebilir miyiz acaba? Ne dedi Bulgaristan'a? Gelin dedi ya, ne kadar varsa gelin. Kapıkule'de bir anons. Hayır, yük çekmeden. Yük çekmeden. Bu amelesi biten soydaşlarımız istediği yere gidebilir. 780 bin kilometre kare Ermenize amadedir. Ve tabii bu insanlar geldi. Kim geldi? Casus mu? Değil mi? Gelenlerin içinde 5000 casus var. İsteyen istediği yere gider diyoruz. Nereye veriyoruz? Okul yurtlarını onlara veriyoruz. Okullar açılıyor, başınızın çaresine bakın diyoruz. Başının çaresine nasıl bakacak bu insanlar ya? Bursa'nın park bahçelerinde ahlaksızlığa başlıyorlar. Bu bir montaj videosu değil. Bir montaj videosu değil. Zulme boyun eğmeyenlerin, zorla Türkiye'ye gönderilenlerin, bu topraklara gelen ve bizimle kucaklaşan kardeşlerimiz için söylenen sözlerdir bunlar. Balkanlardan gelen, bugün kucaklaştığımız soydaşlarımızla beraber, hatta Sayın Akşener'in ifade ettiği gayet açık ve net bir şekilde bu toprakların asli sahipleriyle ilgili kullanılan bu sözcükleri hiç kimsenin unutmasını istemem. Hiç kimsenin unutmaya hakkı yoktur ve hiç kimse sandığa gittiğinde de bu sözleri asla ve asla unutma hakkına sahip değildir. Gazi Mustafa Kemal'in iki temel kuralı vardır. İki temel ilkesi vardır. Siyasi ve ekonomik. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der. Bayrağımın altında özgürce yaşamak isterim. Hiç kimsenin müdahale etmeyeceği, bağımsızlığıma bir şey söylemeyeceği temel bir kuraldır. İkinci bir kuralı daha var. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa ekonomik bağımsızlığınızı kaybedebilirsiniz. İki temel kural. Ekonomik bağımsızlığınız olmadığı sürece siyasal bağımsızlığınızın bir anlamının olmadığını görürsünüz. Ve o nedenle Gazi Mustafa Kemal ekonomik bağımsızlığı başlatmak için olağanüstü çabalar harcadı. Bu ülkede yumurta satılarak şeker fabrikaları kuruldu. Kırıkkale'de entegre savunma sanayi kuruldu. Demir çelik fabrikaları kuruldu. O yoksul ülke demir ağlarla ördü. Hiç kimseye el avuç açmadı. Birisinin kapısına gidip kronometreyi açtırıp hiç kimseyi bekletmedi orada. Ve kendi ülkesinde kendi onuruyla yaşadı. Yoksullukla mücadele etti. Bağımsızlığını ekonomik büyümeyle, ekonomik kalkınmayla perçinledi. Bugün Türkiye'nin ekonomik açıdan büyük sıkıntıları var. Eğer düne kadar hakaret edilen kişinin kapısına gidilip de para dileniliyorsa geldiğimiz bir sorun, yaşadığımız bir sorun var. Ve hepimiz bu sorunun farkındayız. O nedenle sandığa gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız
ve demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştireceğiz. Bunu yaptığımız zaman dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakmış olacağız. Çok güzel, muhteşem bir armağan bırakmış olacağız. Bu armağanı bırakmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bu armağanı el birliğiyle bırakacağız. Ve birlikte bu armağanı bizim tarihimize de bir miras olarak bırakacağız. Kuşaktan kuşağa büyüyen, kuşaktan kuşağa gelişen, kuşaktan kuşağa itibarı saygınlığı artan bir Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bitik meydanlarında söylüyorum ama şimdi de ifade edeyim. Ekrem Başkan'ın güzel bir sözü var. Her şey çok güzel olacak diyor. Yine tekrar edelim. Her şey. Her şey. Her şey. Her şey çok güzel olacak. Sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Ve bu ülkede yeniden huzuru, barışı, kardeşliği, sevgiyi yeniden inşa edeceğiz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.